Arkadaşlar herkese selamlar tekrardan. Artık uçağımızı tek o briefingini yaptık. Cruise briefingini yaptık. Son olarak da arkadaşlar Senen Approach briefingiyle beraber arkadaşlar devam edelim. Artık uçuşumuzun değil mi? Briefing safhalarını bitirmiş olduk. Şimdi sevgili dostlarım, Descent Approach Briefing ile alakalı ben burada ilk önce Descent Approach hazırlıklarımı anlattım. Kaçıncı maddeye kadar arkadaşlar? 10. maddeye kadar, tamam mı? Aslında bunlar Descent Approach hazırlıklarım. Daha sonra 10. maddeden sonra arkadaşlar 17. maddeye kadar da arkadaşlar briefingde dediğim gibi yani kumandayı devrediyoruz. İlk önce Descent Approach hazırlıklarını yapıyorsunuz. Daha sonra diyorsunuz hocam siz isterseniz bir briefing vereyim diyorsunuz. Alıyorsunuz elinize checklistini bakarak hani yaptıklarınızı ve üzerine kontrol ede ede tamam, devam ediyorsunuz. Şimdi briefingini yapıyorsunuz. Yaptıklarınızın briefingini yapıyorsunuz. Şimdi dostlar kumanda devri her zaman gibi ilk önce kumanda devriyle başlayacağız. Niye? İlk önce bir Descent Approach briefing arkadaşlar dediğim gibi tutup da top of descent'de 5 mil kala başlanmaz. Tamam mı? Mümkün mertebe derler ki işte en az 50 nautical mile kala descent briefing, approach briefing bitmiş olması lazım derler. Tamam mı? O yüzden bunu makul ve mantıklı bir zamanda yapmanız gerekiyor. Çünkü eğer bunu erken bitiremezseniz arkadaşlar, descent phase başlamış olursa bu sefer communication ve kumanda kaptan tarafında olacağı için, yani diğer kişi de olacağı için, diğer pilot da olacağı için sizin kumandayı ve şeyi aldığınızda, tamam mı, kontrol tekrardan aldığınızda briefingden kalkıp align olmanız bir vakit alıyor. Tamam mı? Ya ne yapıyorduk? Bir şeyler tabii ki size devrederken söyleyecek ama her şey rush olacak bu sefer. Align olmanız yani zorlaşacaktır. Tamam mı? O yüzden mümkün mertebe dediğim gibi 50 mil kala en geç Descent Approach briefingi bitirin. Rahat rahat. Ondan sonra arkadaşlar Descent'e odaklanın. Tamam mı? Islık gibi alçalma ve inişe odaklanın. Tavsiye. Başlayalım. Kumanda devri. Cruise briefing'de de söylediğim gibi arkadaşlar. FM'yi okuyoruz. Diyoruz ki FMC Speed, Elna, Vina, Pat, Commander B Engage kendi tarafımda. Hocam işte 38.000 fitteyiz. Speed'imiz işte sallıyorum 2.90 ya da 0.78-0.77 Mach. 10 course'u aşkın waypoint. Aşkın waypoint'e doğru gidiyoruz. Tamam mı? You have control and communication. Communication zaten onu dedi. Control desen de vurguluyorum. You have control and communication. I have control and communication duyduğum anda biliyorum ki onda her şey. Yani sen söyledin bitmedi. O da söyledi. Tekrar evet aldım dedi. Okey. Tek. İki. Arkadaşlar ben bunu söyler söylemez diyorum ki hemen ne yapmam lazım abi ilk önce? Descent hazırlığı için yapmam gereken şey arkadaşlar benim ATIS bilgisini elde etmem lazım. QNH'li alemde, rüzgar bilgisinin alemde, sıcaklıklı alemde. Üç önemli data benim için. En önemli üç data. Tabii ki sadece bunlar değil. Bulut seviyeleri, tamam mı? Broken, overcast hangi seviyelerde var? Bunların her birine dikkat edeceğiz. Şimdi geleceğim buralara. Şimdi latest ATIS ve NOTAM arkadaşlar. Tamam mı? Bunlara dikkat edeceğiz. NOTAM'larda herhangi bir değişiklik var mı? Tamam mı? Planlar bir update olmuş mu? Ya da bir mesela bazen kontroller yani o FIR'daki kontroller de bazen bilgi geçiyor. Diyor ki arkadaşlar işte şurada severe turbulence belirtilmiştir, bildirilmiştir. İşte şurada şöyle bir hava oyundan bahsedilmiştir gibi mesela, tamam mı? Önemli critical bilgileri herkese broadcast olarak yayınlıyorlar. Bazen bakıyorsunuz Akars'tan bilgi gelmiş. Mesela bir gittiğim yerde Atina'ydı galiba. Atina mı? Yok, Valencia. Valencia'ya giderken Akars'tan şey çıktı. İndikten sonra safa sana denetimi olacaktı bilginize diye, tamam mı böyle? Hakikaten mesela bunun bilgisi bile geldi. Neyse. Sonra tonla tekrardan kontrol ediyoruz. Bir değişiklik var mı? Aksi durum olmuş mu? Dediğim gibi bunu her zaman niye belirtiyorum? Bu pek önemsenmez ama sizden önce bir tane uçak gider orada ne bileyim ben. İniş takımı atışılmamıştır. Gövde üstüne inmiştir. Pist kapanmıştır. Senin de planladığın pisttir. Eline koluna sağlık. Tamam. Bunlar özellikle tekrar dediğim gibi yılda bir olur. O da sana denk gelir. Faka basma diye söylüyorum. Laf olsun diye değil. Şimdi bunu notamlardan bahsettikten sonra latest ATIS'in arkadaşlar latest ATIS'i nasıl alacağız arkadaşlar? Latest ATIS'i almanın dediğim gibi işte burada yollarında yazdım. Şimdi ilk önce bizim eğer dijital ATIS varsa en güzeli gelirsin abicim menü data link ATS. ATS'den ATIS request dersin. Arrival ATIS diye seçil olur orada. Arrival ATIS seçersin abi. İstersin fıstık gibi işte active runway'in ne olduğunu, ILS Zulu'ma yaklaşacaksın, RMP Zulu'ma yaklaşacaksın. Efendim sen mesela alt tarafında rüzgar ne, transition level ne, QNH'de temperature ne, her şeyi burada sana tıkır 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 yazar. En sevdiğimiz kısım bu. Ama her meydanda, özellikle Anadolu meydanlarında bu dijital ATIS var mı? Yok. Tamam mı? Bu böyle daha çok hani çok kullanılan ne bileyim ben işte Antalya gibi, İstanbul gibi, Sabiha Gökçen gibi, Ankara gibi meydanlar da var. Avrupa meydanları gibi meydanlar da var. Mesela şeyde yok. Ne bileyim ben. Diyarbakır'da yok yani, örnek veriyorum. Şimdi bu varsa bunu kullanıyorum ben. Bu yoksa alternatif olarak kullanabileceğiniz şeylerden bahsediyorum arkadaşlar. Mesela şunu da kullanabilirsin. İşte menü, data link, tamam mı? EOS'ye girersin.
bildiğiniz alternat meydanlarını hatırlarsanız Cruise Briefing'de alternat meydanların nasıl şeyini alıyorduk, atış bilgisini alıyorduk. Aynı şekilde gidip tamam mı menüden, data linkten, AOC'den, weather request'te tamam mı? Gene akarsu üzerinden buraya girersiniz arkadaşlar. İşte actual mu? Actual artı forecast mi? Veyahut da sadece forecast mi? Ben şimdi artık descent'teyim. Benim forecast'te bir işim yok. Burada actual isterim tamam mı? Bu şekilde bir actual şeyi atesi alabilirim. Bu genelde gecikmeli gelir. Atıyorum saat 11.30 geçiyordur. Bir bakarsınız 50 geç atesini yayınlamıştır en son. Genelde öyle olur. Bu da aynı şekilde dediğim gibi diğer bir yöntemde. Cruise Briefing'de gene bahsettiğimiz bir yöntemde arkadaşlar. Yani menüde initref'e basarsınız. Hemen initref biliyorsunuz en sol üst köşedeki tuş CD'de, keypad'te. Ondan sonra hemen en açılan pencerede en sağ altta alternate destination'lara girersiniz. Oradan weather request yaparsınız. Bunu da kullanabilirsiniz. Özellikle kısa uçuşlarsa çok kullanılıyor. Ondan sonra arkadaşlar en son atış frekansı. Bunlardan hiçbirini bulamazsınız arkadaşlar. Atış frekansını alırsınız değil mi? Yani gittiğiniz bedenin bir atış frekansı mutlaka vardır diye düşünüyorum ben. Atış frekansını alırsınız arkadaşlar. Atış frekansından faydalanabilirsiniz. Dinlersiniz, not alırsınız. Bunu kullanırsınız. Şimdi bu da yoksa. Arkadaşlar şimdi bunun da olmadığı durumu oldu mu? Oldu. Mesela biz şeye gittik. Yani bir sene evvel miydi? 10 ay evvel miydi? Hatırlamıyorum. Yine böyle bir port uçuşuydu. Hiç unutmuyorum. No ATIS information available dedi. Tamam mı? Hakikaten ATIS yoktu. Ne yaptık bu sefer abi? Yaklaşırken değil mi? Oradaki FIR'da kontrolde yaklaşırken dedik ki Porto meydanı için bizim için dedik hani request latest ATIS information veya weather information. Tamam mı? Bunu istiyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer size diyor ki standby diyor genelde. O da gidiyor. Atıyorum siz FIR'ın içerisindesiniz. Atıyorum Madrid kontrole soruyorsunuz. Madrid kontrole gidiyor. İşte salladım şu anda. Porto'ya da bilgisini alıyor. Ondan sonra tut, dönüyor size. Atıyorum 5 dakika sonra size bildiriyor. Tamam mı? Bu şekilde siz notunuzu alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane yolu var yani bu ATIS bilgisini almanın. Tamam mı? Bunlardan biriyle ATIS bilgisini alırsınız. Bu aldığın ATIS bilgisine göre ATIS'e göre Arrival Approach Procedure. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Şimdi ATIS'e göre Arrival Approach Procedure biraz açayım ben size. Bunu niye söylüyorum? Şimdi siz tutmuşsunuzdur. Madem Porto'dan bahsettik. Porto ile alakalı bilgi verelim. Şimdi mesela Porto'nun hangi pistleri vardı? Yanlış hatırlamıyorsam 1.7 ve 3.5 pisti vardı. Hemen bir daha bakıyorum arkadaşlar. Evet aynen öyleymiş. 1.7 ve 3.5 pisti var tamam mı? Şimdi siz diyelim ki 1.7'ye göre hesap yaptınız yola çıkarken İstanbul'dan tamam mı? Ama Porto diye 5 saatlik, 5.5 saatlik hatırlamıyorum şimdi. Bir uzun bir uçuş. Ya siz gidene kadar rüzgar döndü, akşam oldu, inversion oldu, conversion oldu. Pist değişti. Sen şimdi tuttun orada route 1 sayfasını değil mi? Route 1 sayfasına göre sen tuttun şey girmiştin. Ne derler ona? Yaklaşma girmiştin. Ama pist dönmüş. 1.7'den 3.5 olmuş aktif runway. Tamam mı? Bu durumda ben tutup da bu durumda ben ne yapıyorum? Diyorum ki abi arrival ve approach prosedürü tutup da route 1'de tekrardan değiştirmek yerine şunu yapıyorum ben. Geliyorum route sayfasına. Tamam mı? Route sayfasına geliyorum CD'da. Route sayfasına geldiğim zaman route copy diyorum. Route copy deyince abi şu route 1'i alıyor aynen route 2'ye kopyalıyor. Tamam mı? Route 2'yi aynen kopyalıyor. Daha sonra Route 2'ye geliyorum. Tamam mı? Şimdi ben dedim ki bakın descent phase'deyim. Yani ben atıyorum benim alçalma belki 120 mil var. Tamam mı? Ben alçalacağım. Alçalma 120 mil var. Yani de alçalma belki yarım saat 40 dakika var. Ben şimdiden hesap yapıyorum. Diyorum ki bu pist tekrardan 1.7'ye dönebilir. Yani 1.7'ye 3.5'e döndü. Tekrardan 1.7'ye dönebilir mi? Dönebilir. Daha fazla zaman var. Ben diyor ki Route 1'i tekrardan değiştirmek yerine Route 1'deki benim ben 1.7'ye göre hesabımı yapmıştım. Evet şimdi 3.5'e dönmüş pist. Dursun abi. Route 2'de 3.5'e göre hazırlıyorum. Route 1'i aynen kopyaladım Route 2'ye ki bunu ben normalde şeydeyken yapıyorum. Hani daha takeoff'a geçmeden evvel yapıyorum ama en geç burada yaptığımı farz edin yani. En geç burada yaparım en geç. Hadi böyle aceleye geldi unuttum burada yaparım yani bunu. Route 2'ye kopyalıyorum tamam mı? Route 2'ye kopyaladıktan sonra Route 2'ye geliyorum bu sefer. Departure Arrival'a tıklıyorum tamam mı? Departure Arrival tuşuna basınca arkadaşlar şöyle bir şey gözüküyor. Bir saniye hemen şimdi yer açalım. Onun üzerine konuşalım tamam mı? Nasıl yer açılıyor? Şöyle bir yer açılıyor abi. Şu kısmı silelim. Biraz tamam mı? Bize şöyle ATIS kısmını da silelim artık. Burayı da bahsettik. Tamam mı? Şurada bize bir yer açılsın. Evet. Bu yer bize yeter. Evet dostlar. Evet. Şöyle biraz şeyde CD'yi falan da çizerek şey yapalım ki akılda kalıcı olsun. Şimdi abi CD'yi düşünün şöyle tamam mı? Departure Arrival'a bastığım zaman şurada root diyor, 1 diyor tamam mı? İşte burada yazıyor işte Departure diyor tamam mı? İşte Arrival diyor tamam mı? Sonra tık 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 şurada root 2 diyor. Bunun Departure Arrival var tamam mı? Arrival var. Şimdi
Ben ne yapıyorum bu sefer Departure Arrival'a bunun? Şimdi bir şurada Arrival var biliyorsunuz. Hem bu kalktığım pistte şey inebilmen için, çabuk modifiye edilmen için, bu Destination için. Şuraya diyorum ki abi, şu ikinci Route 2'nin Arrival kısmına gidiyorum buradan. 1.7'nin değil de 3.5'in starını, tamam mı? Ve ne yapıyorum arkadaşlar? Approach'una giriyorum. Tamam mı? Yani atıyorum. Burası ben normalde 1.7'ye göre hazırlamıştım. 1.7 ILS 1.7'ye hazırlamıştım. Atıyorum şu an. Şimdi bir approach bakayım. Salladım şu anda, tamam mı? Approach bakıyorum. Mesela tamamen sallıyorum. İşte Ubane diye bir şey varmış. Uygun mu değil mi onu bile bilmiyorum. Ubane işte Star ile beraber 1.7 ILS 1.7 yapacaktım. Route 2'de tutuyorum abi, diyorum ki ne olsun? Ha bunu biliyorum ben. Inkit, tamam mı? 6 Charlie diyorum. Tutuyorum Star'a, diyorum ki RMP, tamam mı? Zulurmuş. Neymiş RMP'si? Onu da tam söyleyeyim. Evet, RMP 3.5 diyorum. Bak burada Inkit 6 Charlie 3.5'i buraya girdim. Burada da ILS var. Bunda, bu da burada. Bunun arrival'ında duruyor, tamam mı? İkisi de hazır şimdi. Şimdi pist nereye değişirse değişsin, tamam mı? Ben her türlü hazırım. Tamam, şu an için aktif pisti 3.5 verdiği için, tamam mı? Rüzgar bilgisayarına bir bakıyorum. Yani rüzgar dönebilecek noktada mı? Mesela rüzgar buradan tutmuş da mesela 354'ten işte 17 nat gelmişse, derim ki ya bu rüzgar kolay kolay dönmez. Tamam mı? Hani kendimce yorum yaparım yani. Böyle ara bir derece değil. Bu kolay kolay dönmez. O zaman ne yaparım abi? Derim ki Route 2'yi, tamam mı? Route 2'yi alırım. Activate derim. Activate yaparım. Route 2'yi activate yaptığım zaman arkadaşlar bitmedi. Ben nereye gidiyorum bu sefer şeyde? LexBridge'e geçerim. LexBridge'i ilk önce bir açarım, tamam mı? ND'den bir bakarım. Ben nereye doğru gidiyorum? Hangi waypoint'e gidiyorum? Diyelim ki ABC waypoint'ine gidiyorum o anda. İlk önce tutarım. Bu Route 2 daha ben takeoff'a başlamadan ki bütün waypoint'leri, tamam mı? Hani ilk waypoint'i en tepeye alır halen de. Ben o waypoint'leri geçen halbuki çok oldu. Bu sefer ne yapacağım ben? Halbuki ben ABC'ye gidiyorum. ABC on tap yaparım. Tamam mı? Execute derim. Ondan sonra ne olmuş olur arkadaşlar? Route 2 tamamen artık karşımda aktif ve 3-5 giril olmuş olur. 1-7 de halen daha standby'de tutuyorum. Ola ki dönerse diye. Onu da bozmuyorum. Tamam mı? Benim böyle bir yaklaşımım var. Hayır, çoğu insan da bunu yapmıyor. Gördüğüm kadarıyla yapmıyor. Ne yapıyor? Direkt buraya geliyor arkadaşlar. Bu ILS 1.7 yerine işte Inkit 6 Charlie RMP 3.5 olarak burayı root 1'i güncelliyor, geçiyor. Artık bu sizin tercihiniz. Yoğurt işiniz. Ben buna karışan bir şey diyemem. Ha bir de bu dediğim gibi İstanbul Havalimanı düşünün mesela. 5 tane, 10 tane runway var abi. Ben işte hangi birine gireyim buraya? Da diyebilirsiniz. En fazla hani olası, en çok olası olacak 2 tanesine girebilirsin. Tamam mı? Hani maksimum yapabileceğin şey olabilir. Bir de öyle bir durum var. Neyse bundan da bahsetmiş olayım. Yani Route 2 olayından da bir Route 2 Route kopya olayından da bir bahsetmiş olayım istedim burada. Özellikle vurgulamak istediğim şey buydu arkadaşlar. Atis'e göre Arrival Approach Procedure güncelle. Yani senin esasen yola çıkarken ki hesapladığın, yani evdeki hesap çarşıya uyuyor mu uymuyor mu emin ol. Sen 1.7'ye göre hazırlık yaptın ama artık aktif ve 3.5. Çünkü 5 saat önceydi senin hesabın. Değişti. Bunu bir check et. Çok önemli. Bundan emin olduktan sonra arkadaşlar, bundan emin olduktan sonra geleceksin abicim. Landing performansı buna göre hesaplayacaksın. Niye? Landing performansı artık orada hesaplarken ne diyor sana? İyi bizim iyi biz öyle. Diyor ki hangi havalimanı, hangi pist, Mist Approach Climb Gradient'in ney? En az 2.5 olacak diyor, tamam mı? Bakacaksın abi Mist Approach Climb Gradient'in neler var? Mesela bazı meydanlar diyor ki 4.3, kimisi diyor ki 3.2. Oradaki 2.5 sayısı stabil kalmak zorunda değil. Ama dikkat et. Eğer senin yapacağın ILS'de Mist Approach Climb ILS veyahut da başka bir yaklaşma. Mist Approach Climb Gradient'e doğru girdin emin ol. Genelde bu unutuluyor ve atlanıyor. O da benim dikkatimi çekiyor. Mist Approach Climb Gradient'e doğru girdikten sonra işte ondan sonra temperature ne, rüzgarın yönü ne, değil mi? QNH ne? Bunları buraya girdin, şeye girdin, landing performans sayfasına girdin. Sağ tarafına geçtin, air conditioning ne alemde? Efendim sen misin, thrust reversion ne alemde? Otomatik landing mi yapacaksın, yoksa manuel landing mi yapacaksın? Flap hangi flap'i kullanacaksın, 30 flap mi, 40 flap mi kullanacaksın? İniş ağırlığın ne olacak, tamam mı? İniş ağırlığın ne olacak derken arkadaşlar, yine başlangıç safhasındaki arkadaşlar için söyleyeyim. Ben şöyle alıyorum iniş safhası, bu landing page'i doldururken ki. İniş ağırlığın ne? Efendim sen misin? V-Pilot'ın ne? V-Pilot'ın ne olduğunu gördükten sonra arkadaşlar calculate yapacağız. Tamam mı? Calculate tuşuna basacağız ve auto brake seçimimizi, reverse seçimimizi, flap seçimimizi ona göre güncelleyeceğiz. Brake cooling'imize bakacağız, değil mi? Bakacağımız değerler bunlar. Yani brake cooling'i tutuyorum. Mesela atıyorum ben gideceğim. Yani brake cooling bana atıyorum ne bileyim ben 55 dakika veriyorsa ya da melting veriyorsa, değil mi? Bu sıcaklıkta erir diyorsa bunu kullanacak halim yok.
Yani bunlara bakıyoruz esasında performans hesabı yaparken EFP'de. Şimdi hemen şurada landing sayfasının hesabına girerken şu benim için arkadaşlar daha sağlıklı. Şundan bahsedeyim. Ben orada arkadaşlar hemen yine Initref sayfasına basıyorum. Landing rate hesaplarken. Oradan performans sayfasına giriyorum arkadaşlar. Performans sayfasına girdiğim zaman zero fuel rate'e bakıyorum. Tamam mı? Zero fuel rate'im kaçmış? 54.8 salladım. 54.8'i kafamda tutuyorum. Sonra geliyorum arkadaşlar progress page'e. Tamam mı? Progress page'den destination aerodrome'a vardığımda olması gereken yani beklenen yakıtım ne? Diyelim ki 4.2 ton yazmış oraya, tamam mı? Diyorum ki ben bu havalimanına indiğimde 4.2 ton yakıtım kalacakmış. Abi zero fuel'im kaç dedik? 58.4 dedik? Hatırlamıyorum şunu. Neyse 58.4 olsun. 58.4 zero fuel'im vardı. 4.2'de ben yakıtım kalacakmış. Madem bu kadar yakıtta bana ne kalacakmış abi? Ne oldu? 62.4, 62.6. 62 ton 600 kilo diyorum. Benim gross weight'im olur. 62 ton 600 kiloya göre landing calculation yapacağım. Ama ben bunu arkadaşlar 62 ton 600 kiloya genelde şöyle alayım. 62 ton 800 alayım derim. Tamam mı? Özellikle Avrupa meydanlarındaysam. Özellikle Avrupa meydanlarındaysam. Hele Afrika'daysam 63 ton bile alırım. Niye? Arkadaşlar mutlaka bir shortcut veriyor. Tamam mı? Mutlaka bir shortcut veriyor. Bu shortcut'ı verdiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Sen işte burada 4.2 tonla inmeyi bekliyordun. Bir bakıyorsun 4.5 tonla inmişsin. 4.3 tonla inmişsin. Bu sefer ne oluyor? Landing sırasında uçak bir bakıyorsun. Sen bir performans hesap yaparken VRF speed hesaplıyorsun. Abi VRF speed'i sen giriyorsun. Uçak bir bakıyorsun haldır haldır çöküyor. Hani o VRF speed'inde uçak tutunamıyor. Yani demek ki ne? Yakın. Yani bir şey fazla ağır geliyor uçak belki. Anlatabiliyor muyum? Safe side'da kalmak adına, tamam mı? Safe side'da kalmak adına ben bazen kendimce tamam bakıyorum shortcut verebileceği yerleri özellikle inceliyorum. Hani ND'de nereleri verebilir diye. Verebilir mi diye. Ki genellikle shortcut'ta alıyoruz arkadaşlar. Diyorum ki hocam şuradan ben 200 kilo da fazla 62-800 safe side'da kaldım. Sorun yok. 2 knot hızla yaklaşırız. Tamam mı? Yeter ki düşük yaklaşmayalım. Tamam mı? Çünkü uçak haldır haldır çökmesin yani. Özellikle NG uçağıyla uçuyorsak. Max gene kendini toparlıyor. Güçlü uçak. Gazarsın zaman toparlıyor ama NG yaldır yaldır çöker. Bu şekilde ben mevzuya yaklaşıyorum. Tamam mı? Landing performansını yaparken buna dikkat ediyorum arkadaşlar. Sonra landing performansı yaptım. Yaptıktan sonra bakıyorum işte. Apro speed'im ne olacak? İşte 30 flap ile yaklaşıyorum. Okey miyiz? İşte herhangi bir şekilde autobrake 2 mi kurayım, 3 mü kurayım? İşte autobrake 2, 3'ü seçerken dediğim gibi brake cooling schedule'a bakıyorum. Kaç metrede uçağın duracağına bakıyorum. Pisti terk edeceğim noktaya bakıyorum. Hani pistin sonunda mı terk edeceğim, ortasında mı terk edeceğim, backtrack mi yapacağım? Gibi gibi noktalara göre arkadaşlar bir seçimde bulunuyorum. Seçimimi yaptıktan sonra, tamam artık o yorumu yaptıktan sonra mesela İstanbul için genellikle otobrek 3 seçiyoruz. Niye diyor ki? Çok yoğun havalimanı bir an evvel pisti terk et diyor. Otobrek 3'ü seçiyorum ki hemen ilk noktadan çıkalım. Tamam mı? Örnek. Otobrek'i diyelim 2-3 seçtim. Ondan sonra arkadaşlar geliyorum yine Initref sayfasına. Tamam Initref sayfasında hemen şurada arkadaşlar işte 30 flap ile ineceğimi işte ve referans süratimi ve V-Pilot'ını işletiyorum 5, 7, 8 kaç olacaksa rüzgara göre tamam mı? Ve gasta göre tabii ki. Buraya bunu giriyorum arkadaşlar. Girdikten sonra özellikle bu gasta havalarda karıştırıyor arkadaşlar. Mutlaka hani bu EFB'de o gasta hesabı katmaz. Sadece headwind'i veya da şey tailwind'e göre size değer verir. Siz gastı kendiniz hesaba katıp ona göre bir V-Pilot hesabını unutmayın. Tamam mı? Gast hesabı mutlaka ekleyin. Command speed'i bulmak için. Neyse. Bunu da ekledim arkadaşlar. Ondan sonra geldim. Tuttum. Otobrek'i 2'ye 3'e kurdum. Sonra tuttum. Initref sayfasından. Ne yaptım arkadaşlar? İşte 30 flap bilmem 140 knot neyse. Ondan sonra tuttum. V-Pilot'ı da ekledim. Onu da seçtim. Sonra mod kontrol paneline geliyorum. Mod kontrol paneline diyorum ki Corsair'ım ne olacak? Ne dedik biz? 3-5'i RMP yapacağız değil mi? İşte final approach course'u ne bileyim 351 olacak. 351'i girelim her iki tarafta setme. Kaptan tarafı da girelim 351. Sadece kendi tarafım değil. 351-351. Geldim bu tarafa. Minima. Minimum ne olacakmış? Buradan bakarak söyleyeyim ben size arkadaşlar. Diyelim ki uçağım delta kategori. Max uçağı olsun. 540. Tamam mı? 540 minima set. O tarafta set mi? Her iki tarafta set mi? QNH almışsın. Diyelim ki 1018. 1018 standby'da hazırlı mı QNH? Standartta uçuyoruz. Tabii ki standart hani alt metrelerimiz 1013'te ama biz onu işte 1018'de standby'da beyaz olacak şekilde dursun. Gelip de sadece basacağız set 1013 dediğim yani 1018 dediğim zaman basacağız ve 1018'e otomatik olarak aktivite olacak. Onu da hazırladım. Sonra geliyorum arkadaşlar arka tarafa. Arka taraftan kalsın ne? Frekanslar. Şimdi bundan bahsettik. Landing performance calculation'dan bahsettik. Bakın Indian Flap, Approach Flap ve V-Pilot'tan bahsettik. Sonra ne yaptık arkadaşlar? Course, Minima, QNH'den bahsettik. Şimdi dedi ki Nav Frequency Setting. Nav Frequency Setting nerede arkadaşım?
Ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce ben RMP yapacak olsam bile arkadaşlar ne yaparım? Tabii ki viewer frekansını her türlü seyrederim. Niye abi? Çünkü RMP approach yaparsam ve AMP ve RMP value'ları bir anda eğer aşarsa final approach'ta ne yapacağım arkadaşlar? Neyin misli approach'unu uygulayacağım? Burada bir tane viewer yaklaşması var. Viewer'ın misli approach'unu uygulayacağım. Dolayısıyla bana viewer frekansı kesin lazım. Zaten her türlü viewer aktif de olur. ILS frekansını arkadaşlar ben her türlü seyrederim. Tamam mı? Olur pas geçersin. Yaklaşmanı bu sefer aksi pistten yaparsın. Ya da pist değişir dursun. Tamam mı? Viewer ve ILS frekansını tuttum. ILS standby'da viewer aktif olacak şekilde girdim. Sonra tuttum. VHF frekansı tata section demişim. Şimdi arkadaşlar bu da şu. İndim. İndikten sonra benim ground frekansım ne? Atıyorum şu an. Bakayım şurada. Ne bileyim. 121.9 mesela. 121.9'u data kısmına standby'a mutlaka girelim. O da dursun. Sonra girelim arkadaşlar. Fix page'e engine out SID'yi girelim. Yani engine out SID'im ne abi? Tamam mı? Çünkü ben mesela RMP yapacağım. Minimaların altına pas geçersem uygulayacağım. Prosedür engine out SID olacak. RMP yapıyorum zaten. Yapmasam da yazarım. Mutlaka bulunsun. Bunu fix page'ime girelim arkadaşlar. Fix page'ime girdiğim ikinci bir değer de şudur arkadaşlar. Ben mutlaka 25 millilik circle'ı tamam mı? Dedim ki işte runway RW35 tamam mı? Girelim onu atarım bir tane şey olarak. Fix page'imine /25 derim koyarım. Niye? Abi 25 millilik alana girdiğim anda mesela ben ILS yaklaşması yapacaksam ILS frekansları activate etmem gerektiğini buradan anlıyorum. ILS frekansları activate. Eğer bana hiçbir şey söylemediyse veyahut da geç kaldıysa veyahut da benim yapmam gereken hani böyle bir rush halim söz konusuysa tower'a veyahut da kontrol ederim ki confirm clear ILS derim. O saatten sonra işte ILS benim final approach fix irtifasında yine 25 milim içerisine girdiğim zaman set ederim. Neyse duruma göre tabii o biraz. Ama ilk yapacağım şey ILS frekansını set etmesi. Hatırlatıcı olması amacından ben girerim. Sonra arkadaşlar descent page'e girerim. Descent page'e girdiğim zaman arkadaşlar 3 tane şey yaparım descent page'de. 1. Transition level. Atis'ten almış olmam lazım. Atis'e göre o transition level'ı descent page'e girdiğiniz zaman forecast'e tıklayacaksınız. Sol tarafında forecast'e tıkladığınız zaman sol üst köşede transition level gelir. Sağ en üstün bir altında QNH ve temperature deviation zaten aynı satırda. Deviation ve QNH olarak. Önce deviation sonra QNH olarak girersiniz. Malum her 1000 fitte 2 derece düşmesi lazım. İşte deniz seviyesini satır. Porto Avenue'nun irtifası 227'ymiş gerçi. Deniz seviyesi farz etsek orayı. Atıyorum ne olmasa da 15 derece olması lazım. İşte atıyorum orası 18 derece ise işte bir ne yapmam lazım? +3/1018'i girdim oraya. Girdim. Artı forecast kısmında bu yazının güzel koşullardan bahsediyoruz. Kışın eğer mesela bir broken veyahut da hani bir overcast bulutlanma varsa benim orada eğer termal antalyasları kullanacaksam yani engine antalyasları açacağım bir yer varsa orada antalyasları kullanacağım irtifaları da gene descent page'e giriyorum arkadaşlar. Bu descent profili çok etkiler. Kışın benim bu dikkatimi çekti. Özellikle böyle yaşayarak gördüm yani. Oraya girdiğiniz termal antalyası kullanacağınız irtifalara girdiğiniz zaman top of descent'in oynadığını tamam mı böyle uçuş yani alçalış profilinin değiştiğini göreceksiniz. Mutlaka girin o yüzden. Önemli. Ondan sonra arkadaşlar bunlara girdikten sonra benim descent hazırlığım bitti. Tamam mı? Descent hazırlığım bittiğine göre artık briefingine geçebilirim. Şimdi briefingi de yaparken alıyorum arkadaşlar checklist elime tamam mı? Mutlaka checklistten yapıyorum. Çünkü unuttuğum bir şey olabilir. İnsansın yani. Alıyorum briefingi. Hocam müsaitseniz briefinge başlayalım. Çünkü you have control communication dedim. Müsait misin? Yapacağım bir iş var mı? Başladım. Hocam anlatıyorum. Aeroplan technical status yazdım buna. Uçağımızda technical status olarak bir şeyimiz varmış. Şimdi ben take-off briefing anlatırken orada şeyden bahsetmiştim mesela. Center fuel pump'ın çalışmadığından bahsetmiştim. Şimdi diyelim ki ne demiştim ben orada? Center fuel pump'ın çalışmadığını gördük. Biz mail itemleri okuduk. Uçağa gittik. Center tank'ın boş olmasını bekliyorduk. Bir gittik ama 350 kilo yakıt var. Demek ki bizden önceki ekip uçuştayken bu pump'lar çalışmadı ve center tank'taki yakıtı tüketemediler. Çünkü main tank'larda bayağı bir yakıt düşüktü. Demek ki bu adamlar center tank'taki yakıtı tüketemediler ve pump'ı off yaptılar. Zaten checklist'e giderseniz center fuel pump low pressure ışığı yanmışsa ve master caution'u yakmışsa sizi yönlendirdiği şey şu. Diyor ki center fuel pump'ları off yap. Main tank'taki yakıtlarla beraber senin destination'a gideceğinden emin ol. Ben özetini söylüyorum. Tamam mı? Checklist'in söylediği şey bu. Ha, şimdi ben bundan emin olmuşlar ve bu şekilde demişler. Düşünün şimdi bu ekip biz olmuş olsaydık. Başımıza bu gelmiş olacaktı. Ve ben diyecektim ki briefingde. Hocam airplane teknik ustamızın center fuel tanklarımız çalışmıyor. Center fuel tank pumplarımız çalışmıyor. İkisi off pozisyonda. İniş aşamasındayız. Pumplar off. Center fuel cross fuel valve kapalı. Kontrol ettik. 350 kilo yakıtımız var. Ama kullanamıyoruz. Ama FMS bunu hesaba katarak bizim remaining fuel'ümüzü hesaplıyor.
Bunu hesaba katmayı unutmayalım. Bizim 350 kilo az yakıtımız varmış gibi düşüneceğiz. Bu sadece bizim için zero fuel weight'e eklenmiş 350 kilo olarak hesabımızı yapacağız. Tamam mı? Yani o FMS o calculation'ları yaparken sense ettiği ekstra 350 kilo yakıt var. Tanklarda abi biz 350 kilo azmış gibi. Yani o VINEM'in, FMS'in yaptığı calculation'ları ne derler ona? Worst side'da hani en kötü senaryoya göre hazırlıklı olacak şekilde yapmamız lazım. Ne demek istiyorum? Birazdan daha net olacak. Weather notam. Zaten bahsetmiştik arkadaşlar. Sildim şimdi burada. Weather'ları inceledik hocam. Aktık piste göre hazırlıklarımızı yaptık. Notamları inceledik. Herhangi bir operasyon etkiler bulunmuyor. Yeni bir notam bu. Yayınlanmamış. Hava durumunu aldık. Piste eşlik olmuş. 3-5'e göre hazırlığımızı yaptık. Şu an hazırız. Operation Constitutions. Local ATC Procedures. Neden bahsedelim? Mesela arkadaşlar. Local ATC Procedures. Örnek veriyorum. Ankara ve Antalya'da şöyle bir şey var. Mesela. Ankara ve Antalya der ki. Mesela Antalya der ki. 3-6 center'a indin. Tamam mı? Pisti terk etmeden evvel mutlaka ground frekansıyla temas kur. Yani pistten indim aman hemen terk ettim ya çıkınca kuram. Yok. Çıkma taksi yoluna önce benimle kontak kur diyor. Ankara'da aynısını söylüyor. Tamam mı? Reference page'lerinde yazar. Local ATC prosedür bu. Veyahut da mesela İstanbul'da diyor ki 3-4 left pistine indiğin zaman diyor. Tamam mı? 3-4 left'e indiysen 3-4 right'e diyor. Hiç kimseye sormadan direkt diyor. Kesip devam edebilirsin. Local ATC prosedür. Bir sıkıntın yok. Kes devam et taksi yoluna çık diyor. İnişini ben yani ATS ona göre veya da ATC ona göre değil mi? Senin inişine göre 3-4 tarihte herhangi bir uçak almıyor çünkü senin paralellendiğin var ama almıyor. Peki local ATC prosedürler bunlar yani. Bu tarz şeyler yani. Bahsettik. Hocam bu şu bunları yapabiliriz. Low visibility prosedürler. Hocam şu anda havada bir sıkıntı yok ama low visibility olsaydı. Hocam low visibility yapacağız. İşte üzerinden geçtiğimiz gibi işte ikinci otopilotu kullanacağız. Maksimum işte en geç 1500 feet artı yere kadar işte biz otopilotumuzu koymuş oluruz. Ses 1000 feet'e geldiğimiz zaman stabilize olmayı, işte 500 feet'e geldiğimiz zaman herhangi bir otopilotun şöyle yani low visibility prosedürün bir üzerinden ben geçerim burada. Kaptanımıza mutabık mıyız? Bilgilerimiz güncel mi? Taze mi? Kafamıza takılan bir şey varsa açarız tamam mı? Bakarız şeylerden. Şirket dokümanlarından uygulanışına. Yanlış bildiğimiz bir şey varsa emin oluruz. Tamam mı? Yani emin olarak gideceğiz. Yani ben 800 feet'e geldim ya da yani yer artı 500 feet'e geldiğim zaman eminim ne yapacağımdan artık. Mutabık kaldık. Üzerinden dokümanlara baktık. O şekilde ilerliyoruz. Ondan sonra supplementary procedures. Aynen dediğim gibi kaptanım işte indikten sonra yapacağımız özel bir supplementary procedure varsa ondan bahsederiz. Ondan sonra fuel consideration. Şimdi fuel consideration. Hocam ne dedik? Center tank'taki 350 kiloyu kullanamıyoruz. Remaining fuel'da 4 ton 350 kilo var diyordu. Ama biz 4 tonumuz varmış gibi düşünelim. Tamam mı? Normalde 4 ton demedim. Biraz daha düşük bir şey söyleyeyim. İşte hocam normalde bizim remaining fuel'umuz planımızda remaining fuel oraya vardığımızda 4 ton 200 kilo hesaplanıyordu. Ama bize şu anda 4 ton 800 kilo var. Arada 600 kilo fark mı var? 600 kilo. 600 kilo ne yapar bizim için? 15 dakika holding yapar. Ama 350 kilo bu an şu anda center tank'ta kullanamadığımız yakıt var. Dolayısıyla 15 dakika diyor hocam yaklaşık olarak 6 dakikalık bizim kullanabileceğimiz tamam mı? 6 dakikalık holding'e veyahut da varsa pist müsaitse commitment isteğe veyahut da delay yapabileceğimiz, havada bekleyebileceğimiz tamam mı? Hani geciktirebileceğimiz bir 6 dakikamız var. Hani limitlerde gidiyoruz aslında. Tamam mı? Bakın yorum yani fuel'ı böyle yorumluyorum. Yani oraya vardığımda benim planımda remaining fuel'üm neydi? Şu an FMS'in hesabına göre remaining fuel'üm ne? Bir de center tank'ta kullanamadığım yakıt var. Tamam mı? Bunların her biri birleştirerek yorum yapıyorum. Şimdi commitment isteği malum arkadaşlar. Yapabilmeniz için işte en az iki tane runway olması lazım. Runway'lerin her birinin ayrı bir tane işte instrument approach'un prosedürünün olması lazım. Her birine instrument'ın olması lazım. Ya da yaklaşmasının olması lazım. İşte gibi şartlar var tamam mı? Ben Porto'ya gidiyorsam Porto tek bir pist var. Komünitesi yapamazsın zaten. Ama ola ki yapabilirsen bundan da bahsedebilirsin. Diyelim ki İstanbul'a dönüyorsun. İstanbul Havalimanı'na dönüyorsun. Ya da Sabiha'ya göçüyorsun. Yaparsın. Çift pist var veya da birden fazla pist var. Performans faktörü hocam hesapladık. Hesabımıza göre seçimlerimizi yaptık. 30 flap'le alçalıyoruz. Full reverse kullanıyoruz. Çünkü çok ağırız. Tamam mı? Salladım şu anda. Full reverse kullanıyoruz. Düşünün ki Afrika mesela. Full reverse kullanıyoruz. Çok ağırız. Burada herhangi bir noise alakalı bir sıkıntımız yok. Restriction'ımız olmadığı için Afrika'da full reverse kullanabiliriz. Ondan sonra 30 flap deneyeceğiz. Auto brake 3 kullanacağız. Çünkü pistin ortasında işte diyorum terk ediş şeyimiz var. Apron'a terk edilmiş pistin ortasında. Bu bizim için işte şu kadar metre duruş sağlar. İşte VREF'imiz şu seçtik. Tekrardan güncelliyorum. Yakıt azaldıkça VREF speed'i düşer tamam mı? Tekrardan yakıtı VREF speed'ini güncellemeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrardan güncelliyorum. Ondan sonra arrival approach prosedür. Açıyorum şimdi mesela Porto için söylemişim. Porto'dan devam edelim.
Eğer abi hep boş boşsun. Açıyorum şimdi. Hocam işte Lima Papa Romeo. Francisco işte sen Canario. Portekiz. Arnav Star. 2 Haziran 2023 tarihli. Ontre 2 Alfa. Efektif tarih 15 Haziran. Tamam mı? 15 Haziran'a chart'ın briefingine başlıyorum. Dijital atışımız mevcut. Süper. Dijital atışımız mevcutmuş. Airport elevation'ımız 227 feet. Hocam ben 250'ye yuvarladım. Tamam, yukarıda setti. Nerede setti abi? Direkt Mod Selector'un hemen aşağı tarafında landing irtifası olarak set. Diyor ki RN1 expect radar vectorum or instructions follow specified waypoint. Hocam radar vektör bekliyoruz, bak önemli. Tamam mı? Inkit altı çağrı yapacağız ama radar vektör bekliyoruz. Hocam buna göre şimdi kaptanımız açıyor oradan Lex Page'i. Ben ilk önce kontrol ediyorum. Tamam mı? Yani bu stardaki şeylerin her birisini Lex Page'e var mı diye ben kontrol ediyorum. Zaten var mı? Star'da Apple'da bütün waypointler var mı diye ben kontrol ediyorum. Sonrasında kaptanımın kontrol etmesini istiyorum. Ben zaten bunları şu hazırlıklar sırasında kontrol ediyorum bu arada. Ona, buraya yazmayı unutmuşum. Ben kendi kontrolümü yaptım. Bütün restriction'lar, irtifa, sürat, waypointlerin sıralaması, heading'leri, tamam mı? Efendim, milleri kontrolünü yaptım. Şimdi kaptanıma briefing yaparken kaptanın kontrolünü yapıyor. Hocam başlıyorum diyorum size. Inkit artış 6, 6 Charlie. Diyorum inkit noktası flight level 110 üzerinde olduktan sonra 247 heading'de 27.1 mil, 27.7 mil ilerledikten sonra divot noktasına varırız. Divot noktasında flight level işte 0.8 0.80 0.8 ve üzerinde olacak şekilde. Akabinde 260 heading 3.8 mil sonrasında Papa Romeo 646 noktasında flight level 0.7 ve üzerinde oluruz. Akabinde 3.5 mil devam ettikten sonra aynı heading'de Papa Romeo 636 noktası 4000 feet above 6 mil devam 261 heading'de 6 mil devam ettikten sonra Akulu noktası 4000 feet above'da devam ettikten sonra hocam approach briefing'e devam approach chart ile beraber devam ediyorum. 26.11.2021 tarihli ve efektif tarihi 2 Kasım olan 12.1 chartı. RMP runway 35. Chartına göre hocam devam ediyorum. Akulu initial approach fix'imiz olur hocam. Ondan sonra 350 heading ile beraber döndükten sonra 350 heading'e döndükten sonra Papa Romeo 541 noktası intermediate fix'imiz olur. Aynı heading'de devam ettiğimiz zaman Papa Romeo 542 noktası bizim hocam final approach point'imiz olur. Final approach point'imizin mandatory 3000 feet'te geçecek şekilde yaklaşmamıza devam ederiz. Hocam 3 derecelik bir yaklaşma söz konusu olacak. Buna göre hocam final approach kursumuz 351 olacak. Açıyorum arkadaşlar. Burada tutuyorum. Tamam mı? Aynen burada dediğim gibi. CDU'da Initrap en sol üst köşedeki tuşa basıyorum. Initrap'e basıyorum. Orada bana yaklaşma ile alakalı bilgiler veriyor ki Final Approach Course'um hocam 351. Burada yazar 351. Burada gördüm. Kaldırdım kafamı mod kontrol planı. Benim tarafımda Final Course 351. Kaptanımız tarafında 351. 3 defa gördüm. 351, 351. ILS yaklaşması yapsaydık arkadaşlar. ILS frekans da aynı şekilde yapacaktı. Hocam ILS frekansımız işte. Localizer frekansımız. 110.3. Salladım. 110.3. Burada set gördüm. Değil mi? Burada gördüm ILS frekansının setted olduğunu. Burada baktım. Ondan sonra arkadaşlar pedestal'a geldim. Pedestal'da 110.3, 110.3 bu sefer de navigation kısmında 3 defa setted olduğunu gördüm. Sonra devam ediyorum. Hocam mandatory Papa Romeo 540 noktası 3000 feet'te olacağız. Bizim bu final watch point'imiz olacak. Akabinde minimumuz delta kategori olduğumuz delta kategori olduğumuz için bizim ne olacak arkadaşlar? Enlem yine 540 feet olacak. 540 feet olacak. Airport elevation'ımız hocam 227 diyor. Ben 250'ye baktım. Set etmişim. Yukarıda görüyorum. Missed approach prosedürümüze gelince işte ahead to Papa Romeo 544'ten turn left to Redmond Holding. Turn left to Redmond Holding. Şimdi bunun bu mesela diyor ki straight ahead Papa Romeo 544. 544 noktasında straight ahead gördüm. Ondan sonra Redmond noktasına geldim ve holding gördüm. Sonrasında contact portrait approach demiş. Şimdi bunları kaptanımız diyor ki bunların Lex Bridge olduğunu ben de kontrol ettim diyor. Tamam hocam diyor. Ben zaten bunları kontrol etmiştim. Kaptanımız kontrol ediyor. Şimdi bunun burada Mr. Porsche'un burada olmuş olması bize ne gibi avantaj sağlıyor? Niye bunu kontrol ediyoruz arkadaşlar? Şundan dolayı. Olası bir go around sırasında diyelim go around yaptı. Go around flap shifting, tamam mı? Flap shifting aldı. Positive rate gear up. Sonra 400 call out'u geldi. Go 400 geldiği zaman ne yapıyorsun arkadaşlar? Auto throttle engage. Değil mi? Sonra FMA'yı dolduracağım. Nasıl dolduracağım abi işte? LM mi, VNM mi, heading mi, vertical speed mi, flight level change mi dolduracağım. Sonra autopilot'e engage etmeye başlayacağım ki iş yüküm azalsın değil mi? Şimdi ben burada heading mi, LM mi seçeceğim. Şimdi bunlar eğer benim Lex Page'imde varsa 400 dediği anda LM'i engage edebilirim, LM'i seçebilirim demektir. Çünkü bunlar var. Autopilot'u da seçtiğim anda autopilot bunları takip edecek demektir. Değil mi? Bunun kontrolünü yapıyorum. Sonrasında burada varsa arkadaşlar notlarımı okuyorum. Diyor ki mesela Barrow VNM not authorized below
minus 5 degree. Yani eksi 5 derecenin altında barobinemi kullanamazsın diyor. Biz zaten yaz günü şu an Haziran'da yanıyoruz zaten. Öyle bir derdimiz yok. Hocam konuşuyoruz. Bu briefing yaparken arkadaşlar, bu RNP olduğu için tamam mı? RNP approach'u yaparken arkadaşlar şunlardan da bahsediyorum ben. Hocam RNP approach yapıyoruz. RNP approach yaptığımız için burada distance ve altitude kısımlarını, yani kısımda tablomuz var. Siz bunu okuyor olursunuz bana lütfen remind edin. Ben de PST'den check edeyim alçalma esnasında. Çünkü arkadaşlar RNP'de tamam mı? Altitude ve kaç milimiz kaldı? Distance'ımız ve altitude'umuz uyumlu mu? Doğru mu alçalır? Bunu mutlaka kontrol ediyoruz. 3 derecelik bir alçalma yapacağız diye 3 derece arkadaşlar, hocam Lex Page'de gördüm. Glidepad 3 derece diye yazıyor. Bunu da gördüm. Ondan sonra geçiyorum RNP yaklaşmasından sonra. Hocam diyorum, olası bir şekilde AMP ve RNP verileri birbirini aşarsa, AMP verisi RNP verisini aşarsa VUR RNP 3-5 chartının missed approach kısmını uygularız. Bunu da fix page'e giriyorum diyorum. Mesela ne yapıyorum? Process stress'te flight level 0.60, tamam mı? When passing 3000 feet turn left, retma holding, contact porter approach. Şimdi baktığım zaman ikisi de beni retma'ya götürüyor, tamam mı? Sadece diyor ki strada tırman, 6000 feet'e çık, 3000 feet'ten sonra sol dön. Tamam mı? Bunu da yazabiliyorsanız fix page'e, yazamıyorsanız artık not alabildiğiniz bir yere, tamam mı, görebileceğiniz şekilde koyuyorum. VUR'ın da ne yapıyorum? Briefing'den bahsediyorum. Niye? AMP veriyorsun, RMP veriyorsun. Açtığında RMP yaklaşmada ne yapacağım arkadaşlar? VUR'ın misli etmişini bulacağım. Yani artık çünkü neden arkadaşlar? Artık ben GPS alacağım, yaklaşmaya güvenemiyorum. O zaman ne yaparım abi? Madem sana güvenemiyorum, konvansiyon, daha doğrusu yerden sinyal alabildiğim bir alete göre, değil mi, şey yapacağım artık. Misstep projumu uygulayacağım. Misstep projumu VUR'ınkini yaparım diye VUR'ınkinden bahsediyorum. Aynı zamanda arkadaşlar ne yapıyorum? Bunları da yaptığım yetmiyor. Diyorum ki hocam engine out'umuz hocam EF'imizde yazıyordu. Notamlarımızda da yazıyor aynı zamanda. Tutuyorum arkadaşlar. Hocam diyorum ki engine out SID'imiz de şudur. Engine out SID'de mutlaka basıyorum. Engine out durumu olmamız gerekiyor. Yani minimalın altında pas geçersek hocam, bu sefer ne yapacağım? Minimalın üzerinde geçersem bahsettiğim bu misstep projumu. Minimalın altında geçersem engine out SID'i uygularım. AMP RMP'ye geçerse VUR'ın misstep approach'unu uygularım. Revise ettim. Bir RMP yaklaşması yapıyoruz. Milleri tek tek lütfen okuyun hocam. Non-pressing bir approach yapacağımız için FAF'a geldiğimde full configure olmuş olmayı bekliyorum. Fully configure olmam lazım. Tamam. Ve stabilize bir şekilde yaklaşmayı planlıyorum. Sonra bunlardan da bahsettim. Arrival approach'lardan bahsettim arkadaşlar. Sonra go around misstep approach'lardan bahsettim. Engine out side'dan bahsettim. Stabilize approach kriterleri. Artık dediğim gibi arkadaşlar, şirket prosedürü üzerinde size biraz yaklaşık kriteri ya. Hocam işte VANDAT'tan GlideStop ve Localizer, atıyorum ALS yaklaşmasıysa veya da IAN yapacaksam GlidePad veya da Localizer, işte VANDAT'ın içerisinde olacak şekilde yaklaşırım. IAN yaklaşması yapacağım, atıyorum LNV'ye de IAN yaklaşması yapacağım uçağın capability'si varsa. Buna göre işte 1000 feet'te komple stabil olmaya beklerim, 1500 feet'te stabil olmaya beklerim, 2000 feet'te komple stabil olmaya beklerim. Artık değil mi? Prosedürünüz neyse artık. Maksimum işte 3 derecelik bir alçalma olduğu için maksimum 1 varyoyla alçalıyorum. Yani 1000 FPM ile alçalıyor olurum. Bandatların içerisinde kalırım. Non-pressing approach olduğu için FAF'a geldiğim zaman fully config'de olurum. İşte diğer kriterle işte 3 defa sync rate veyahut da glide stop kol altında 3. duymamla beraber go around'ı başlatırım. Herhangi birimiz tehlike görüp de go around dediği anda go around'ı başlatıyor olurum. Gibi arkadaşlar bahsediyorsunuz. En son taxi procedure and parking. Hocam indiğimiz zaman inişle beraber apronumuz sağ tarafta. Pisti sağdan terk ederiz. Apron tam pistin ortasında kalıyor. Zaten otobreki de ona göre seçmiştik. Pistin sonunu beklemeyiz terk etmek için. Ondan sonra muhtemel parking pozisyonu atıyorum. Ben derim ki mesela hocam işte flat radar'dan bundan önceki ben son 10-15 uçuşa baktım. Genelde parking pozisyonu Avrupa meydanlarında bu oluyor. Ben en genelde bir şey 117 park pozisyonu ya da park pozisyonu 19'a veriyor. İşte bu muhtemelen de çıktıktan sonra terk ettikten sonra pistimiz eğer buysa İşte alfa bravo şuradan terk ettirir. Ben incelemiştim. Muhtemelen bunu bekliyorum. Diyorum mesela, tamam mı? Günümüz şartlarında hocam uzun bir taksi olur. Uzun bir taksi olacağı için de indikten sonra 3 dakika geçtikten sonra motor cool down olduktan sonra isterseniz engine out taksi yapabilirsiniz. Kaptanın sorumluluğunda tabii ki. Ondan sonra bunlardan bahsediyorum. Tarif olarak nereden bahsedebiliriz? Hocam runway change. Her türlü route ikimiz hazır. Runway change'e hazırlıklıyız. Taxi base restriction var mı, kapalılıklar, onlardan bahsediyoruz. İşte birdlerden, terrainlerden, ne bileyim arkadaşlar, herhangi bir şekilde o güne dair aklınıza gelecek. İşte bunu bir önceki briefingde de bahsettim. Uykusuzum, yorgunum. Hocam uçağımıza böyle bir işte merayetimiz oluştu, şöyle bir arızamız oluştu. İndikten sonra hocam şu taksi yolu kapalı, bu runway kapalı. İşte biz anca işte runway closure'a
Den önce anca yetişiyoruz. Yeni bir şey broadcast yayınlandı. İşte safhamız var, sanamız var. Ne varsa bahsetmeniz gereken bunlardan da arkadaşlar bahsetmeniz gerekiyor. Şimdi ben de şurada tekrardan bakayım bahsetmediğim bir şey var mı? Aircraft Instruments'dan zaten bahsettik. Local ATC prosedürler, LVO'dan bahsettik. Fuel Considerations'dan dediğim gibi arkadaşlar burada bahsettik. Arrival Approach prosedürü RMP seçtik. Hatta burada yorum da şeyinden bahsedeceğimizden bahsettik. Stabilize Approach kriterleri dediğim gibi şirketinize göre bahsettik. Go Around'dan, Engine Adresleri'den bahsettik. Taxi'den de bahsetmiş olduk. Arkadaşlar bunları da bahsettikten sonra, briefingimizi tamamladıktan sonra kaptanım diyorum, müsait olduğunuz zaman ben kontrolleri alayım. Kontrolleri alıyorum. Kontrolleri alır almaz direkt reflexim bu. I have controls diyorum. You have communication. Descent checklist please. Descent checklistimi de yapıyorum arkadaşlar. Mutabık kaldıktan sonra artık top of descent'i ya da alçalmayı bekliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar descent approach briefingimizi yapıyoruz. Yani başka şirketlerde nasıl yapılıyordur inan, yani duyduğum var, bildiğim yok. Dediğim gibi yorumlarda buluşalım. Eklemek istediğiniz bir şey olursa, duyduğunuz bir şey olursa. Gelişim sürekli bir şeydir arkadaşlar. Ben öğrenmeyi gördüğünüz gibi seviyorum. Anlatmayı da seviyorum. Katkıda bulunursanız da çok sevinirim yani. Dinlediğiniz ve sabrettiğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalarınız olsun.